Assalomu alaykum. Mana bu minoksilarni 10, 15, undan tashqari Germanski Minomax kompaniyasining 15%lik, undan tashqari 16%lik minoksilarimiz bor. Zakaz berish uchun nomerlar, hoziroq buyurtma beramiz, yetkazib berish bepul. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shu ichiga kirasizlar. Bugungi mavzuimiz birodarlar, eng muhim va xatarli mavzulardan desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki hozirgi kunda musulmon ummatini mana shu narsaga bo'lgan muhtojligi avvalgi davrlarga qaraganda qattiqroq ko'proq bo'lib qoldi. Sabablarni qoyim qilishlik. Bu narsani ulamolar yana sabablarni rioya qilishlik deb ham nomlashadi. Bu mavzuga kirishlikdan oldin bir muqaddima qilamiz. Hayot haqidagi tasavvur. Bir inson dunyoga kelib yashar ekan, hayotda muvaffaqiyat qozonishligi uchun, hayotda yutuqqa erishishligi uchun hayot haqidagi tasavvuri to'g'ri bo'lishligi kerak. Agar shu tasavvuri to'g'ri bo'lsa, bu inson muvaffaqiyatga erishadi. Agar hayot haqidagi tasavvuri noto'g'ri bo'lsa, bu odam mag'lubiyatga uchraydi, yutuqqa erishmaydi. Bir talabi ilm o'sha yakunlovchi imtihonlarda hammasidan chiroyli baholar bilan, yaxshi baholardan o'tdi. Diplomda oldi. Ya'ni mana shu jamiyadagi ta'limida, imtihon topshirishida tasavvuri to'g'ri edi. Mana shu ish haqidagi. Shuning uchun uni ishi muvaffaqiyat bilan tugadi. Imtihon nima, qanaqa bo'ladi, nima, shu haqidagi tasavvuri to'g'ri edi. Vaqtini, kuchini, g'ayratini to'g'ri sarf qildi. Demak, muvaffaqiyatga erishdi. Endi xuddi shu imtihondan boshqa bir talabi ilm yiqilgan bo'lsa, o'ta olmagan bo'lsa, demak shu imtihon haqidagi tasavvuri noto'g'ri edi. Shuning uchun kuch-quvvatini, mehnatini, harakatini, energiyasini noto'g'ri yo'naltirgan edi. Ummati islomiyaning avvalgi vakillari yer yuzidagi insonlarning hammasiga peshvo imom bo'lishdi. Ilm-fanda, odobda, axloqda, hunarda, hayotni hamma jabhalarida ustun bo'lishdi. Yerni mag'ribi mashriqidagi hamma insonlarga peshvo bo'lishdi. Ana shu musulmonlarning kalimalari oliy bo'ldi. Bunga nima sabab bo'ldi? Endi hozirgi davrga kelib bo'lsa, ummatun Muhammadiya mana shu ummatlarning oxirgisi qatoriga tushib qoldi. Boshqa xalqlar u ummatni boshqaradigan bo'lib qoldi. Yo'l ko'rsatadigan bo'lib qoldi. Bunga nima sabab bo'ldi? Sabab nima? Albatta bu o'ta muhim va jiddiy savol. Qur'on Qur'onligicha turibdi, sunnat sunnatligicha turibdi. Mana shu ikkita narsani ummatning avvalgi vakillari mahkam ushlashdi, kitobi sunnatni to'g'ri tushunishdi. Shuning uchun Alloh taolo ularni yer yuzida aziz mukarram qildi. Ana shu musulmonlar yer yuzini obod qilishdi, xalqlarga peshvo bo'ldi. Ana shu xalqlarga rahim shafqat ko'rsatdi, imomlik qildi. Sahobalar islomni 100% to'g'ri tushungan. Bunda shubha yo'q. Endi ummatni bugungi vakillari esa aksariyati islomni noto'g'ri tushunib qolganligida ham shubha yo'q. Bir odamni katta kompaniyasi bor, yuk tashiydigan mashinalardan iborat. Ya'ni yuk tashiydi. 100 ga yaqin furasi bor. Oxirgi vaqtga kelib har kuni 10 ta 15 ta mashinasini baloni otilib ketyapti. Avval unaqa bo'lmasdi. Buni ham bitta sababi bor. Endi xuddi shu kompaniyaga o'xshagan bitta boshqa kompaniya bor. Ammo ularda balonlarni otilishi bunaqa bo'lmayapti. Mashinasi ham, tashiydigan yuki ham bir xil ikkala kompaniya. Har safar balon otilib kelganda ana shu kompaniyaning mudiri shopirlarni malomat qilyapti. Aslida xato nima deydi? Bu kompaniyani müdiriga kelib biroq aql bo'lardi. Mashinalarni g'ildiragini, damini baland qilib qo'ysa, yoqilg'i tejaladi. Shu tasavvurdan kelib chiqib turib, balonda damini baland qildi, shuning uchun gumlab otilaverdi. Demak, xato nimada ekan? Ana shu müdirni o'zini qilayotgan ishidagi fahmida. Xato tasavvurida.
Şu işini ilmeden bihaberliği de. Hazır hükümdeki Müslümanlar doğrasındaki en tarhap ketken muamalar bir karab çıksa nimalar ki yuvah bulamız. Bölünüş, birbiri bulan tezgahı buluş, dünyaya biriliş, hasat, yine küdurat, kalaklık. Özü aslında dinle üçlese ümmet. Aynı şu nesalarını yok kılardı din. Eğer dinini doğru düşünüp, doğru üçlep, doğru amal kılınken de biz etken bu keserliklerinde aynı din yok kılışlığı kere gider. Demek bana şu hatalar, bana şu kemçilikler Müslümanlarda ortasında var mı? Demek Müslümanların dinini düşünüşeki de hata var. Tasavvuru da kemçiliği var. Bana şu nasıl bizi ümmet sıfatı da başka ümmetlerden kop geçtiğimizi asasi sebep oluyordu. Hemimiz halimiz bizi ümmet peşva buluşunu, peşkadan buluşunu, aziz buluşunu, küçülüğü buluşunu, Müslümanlar hammadan üstün buluşunu halimiz. Elbette bu yakşı niyet, yakşı ümit tilek. Lekin şu nesnenin özü bizge kifaya kıladı mı? Şu arzularda kıpposiyle yetedi mi? Hata kayırdı. Müşküle kayırdı. Muamma kayırdı. Değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları başka çalarda yansal gelme. Ya onların materyali başka çabuk gelme. Yok. Bizdeki adamlar bu gel. Ondan ama Kur'an özgârıp kaldı mı? Yok. Kur'an özgâr mıydı? İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lahu lahafizun dedi Allah Teala. Elbette biz bu zikirini, Kur'an'ını özümüz nazil kıldık ve özümüz onu saklayemiz de gel. Ondan ama sünnet özgârdı mı? Yok buradalar. Sünnete mi özgârgen yok? Kur'an'a mı özgârgen yok? Müslümanların dini hakkındaki tasavvuru özgârıp kaldı. Bana şu anda siz bilen biz ettiyken bir manzilat var. O manzilatın namı sebeplerini kayım kılış. Estağfirullah. Ya eyyuhallezine amanu aleykum anfusakum. Ey müminler, özüyler de biliyorlar. Özüyler bilen avara buluyorlar. Özüyler bilen band buluyorlar. Bu ne de gene? Siz atrofizdeki adamlarga dinini doğru düşünüşlik, sünnatı doğru bir fahımlaştık, dinge amal kılıçlık, doğrusu, kanaka buluşlukini düşündürüşe hareket kıldınız. Aittiniz, dediniz, misallarda keltirdiniz, dalillerde keltirdiniz. Lekin adamlarını kanaatlandır olmadınız. Onlar mı buladı? Onda öz yüz bulan var bu orasıydı. Ne mi deyiniz? Meni aittim. Düşündürdüm, kanaatlandırdım, hüccet dalili keltirdim. Hayatta misallar diyem keltirdim. Şimdi onlarda doğru yolda başla varışlık sizi zimmezde, sizi takat izlemez. Sizden yetkisi koyuşluğu halas. Aittiniz, halamadı mı? Bu da arabasını tartı olsun, zem arabası tartı olasın. Eğer şunu diye buladıyorum basın, özünün avara bul. Özünün imani halatını tüzat, ilmi halatını tüzat, ahlaki halatını tüzat, din senge vaada kıyan samaralardan bitti özün fayda olurasın. Ama eğer biz etken, yani dinli doğru düşünüşlik, dinli doğru fahımlaşlik ve doğru amal kılıçlik, buna sana adamla yetkisi olsak, kabul kılıp amal kısa, yakşilik hammamızga om boladı. Aksi halde özümüz bilen kifayetlenişimiz doğru gerek buladı. Sahabalarımızın peşkadan buluştu. İlimde peşkadan, ahlakta peşkadan, muamalada peşkadan, ibret buluştu. Ne mi üçün? Ne mi sebepten peşva buluştu? Ne mi üçün Allah onların yeryüzü de özü vadakı genedeki müstahlefin kıldı? Ne mi üçün onların kelimeleri alip oldu? Ne mi sebepten Allah onlarını kolladı? Ve ne mi sebepten biz arkada kop gettik? Bizi kelimemiz âli bulmadı. Buradalar cevap tasavvurumuzu hatalı gide muamma. Bunu takitle baytamız. Müşkülemiz İslam hakkıdaki tasavvurumuzu hatalı gide. Mesela bir haydalçı uzak yoldu müccellep maşinası bile yolge çıktı. Yolda ketiyatı oldu. Yolda yarını geborgen de tabloda kızıl çırağı yanıp kaldı. Yağını çırağı. Ne mi de gene bu? Motorda yoktu muamma, ya ok yaptı, ya yetme yaptı, hullas. Şimdi şoför bu çırağın ne ekenliğini bilmiyordu. Bu çırağ hakkındaki tasavvuru ne doğru? Çırağlı çırağ iken, biz zinat için bu sekere de pet olurdu. Netice ne oldu? Motoru şap kaladı, yarım yolda tohtaydı, safardan kaladı, kette çıkın gibi düşerdi. Eğer şu şoförünü, şu çırağ hakkındaki
ilmi tasavvuri to'g'ri bo'lganida to'xtar edi, bu narsani tuzatib olgan bo'lar edi. Tushunarli birodarlar, ummatni hozirgi holati xalqlarning ichida eng oxirgi bo'lib qolganligining sababi bizi din haqidagi, islom haqidagi tushunchamiz, tasavvurimiz noto'g'riligida. Bizi muammoimiz, xatoni, muammoni o'ylayapmiz-u, lekin nima sababdan shu muammoga kelganligimizni nima qilmayapmiz, fikr qilmayapmiz. Nima uchun motor ushlab qoldi? Haydovchini tasavvuri, o'lchov tushunchasi noto'g'riligi sababli. Sabablarni qoyim qilish va tavhid. Allohni yakka deb bilgan muvahhid o'zi yetmoqchi bo'lgan maqsadga borish uchun o'ziga bog'liq bo'lgan sabablarni zo'r qilib qiladi. Keyin natijani Allohga tavakkal deydi. Mana shu odam haqiqiy muvahhid bo'ladi. Ammo ayrim musulmonlarni qarasang, o'zini qilayotgan ishida Allohga tavakkal qildim deydi, lekin sababini qilmayotganligini ko'rasiz. Sababni qilmasdan Allohga tavakkul qilish tavakkul deyiladi. Nima degani? Beparvo bo'lish degani. Otni baylamasdan nima qilish? Tavakkul deyish. Qalbi mushrik, qalbi Zayd bilan Ubaydga suyanib qolgan, shularga ishonadi, lekin Allohga tavakkul qildim deydi. Allohga xos bo'lgan narsani bandaga xoslasa, banda shirk keltirgan bo'ladi. Aslida qanaqa bo'lish kerak edi? Sababini zo'r qilish kerak edi va qalbini Allohga topshirishligi kerak edi. La robba illalloh. Allohdan boshqa rob yo'q. La xoliqa illalloh. Allohdan o'zga yaratuvchi yo'q. La mu'tiya illalloh. Allohdan boshqa beradigan hech kim yo'q. Va la mani'a illalloh. Allohdan boshqa man qiluvchi yo'q. La mu'izza illalloh. Allohdan boshqa aziz qiluvchi yo'q. Va la muzilla illalloh. Allohdan o'zga xor qiluvchi yo'q. Birodalar, tavhidni ikkita mustavosi bor. Qavli va nafsi. Qavli bu Allohni yakkalash. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh deyish. Bu oson. Ammo nafsi tavhid qiyin. Chunki tilida kalimani aytib turib, hayotda qilayotgan ishi bunga teskari bo'ladigan bo'lsa, bu odamning tavhidi komil deyilmaydi. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikun. Ularning ko'plari Allohga faqat mushrik bo'lgan hollaridagina iymon keltiradilar. Tilida kalima bor, ammo qalbi boshqa narsalarga suyanadi. Qalbi boshqa narsalarga tavakkul qiladi. Taassuf, bu xato faqat o'lchov tushunchamizda emas-da. Bu xato hayotimizga, sulukiyatimizga aralashib ketgan. Tavhid sabablarni qoyim qilishligini talab qiladi. O'g'lingiz kasal bo'lib qoldi. Allohga tavakkal qildim deb o'tirasizmi? Men Allohni yakka degan muvahhidman, Allohga tavakkul deb o'tirasizmi? Yo'q. Tavakkul deb hech narsa qilmasdan o'tirishlik bu johillik bo'ladi. Ahmad semirib ketdi. Vazni og'irlashib ketdi. Sport bilan shug'ullanmaydi. Aytadiki, bir yilda dedi. Men bir yilda bir marta Alloh taolaga qattiq duo qilib, salomat qilishini so'raganman. Inshaalloh shuni o'zi yetadi dedi. Nima bo'ladi bu? Bu ayni johillik bo'ladi. Yoki kattaroq miqdordagi savdo molingiz muzlab qolib ketdi. Buni ham nimasi bor? Sababi bor. Sen shu molni sotib olishdan oldin bozorda o'rgandingmi? Narx-navoni ko'rdingmi? Aytilgan vaqtga yetkazib keldingmi? Bozorda o'rgandingmi? Sezonni hisobga oldingmi? Modomiki musulmonlar mana shunga o'xshagan johillikda qolib ketar ekan, mushkullarimiz tugamaydi. Endi bir zo'r gapimiz bor bizning. Bir muammoga kirib qolsak, aytamizki, endi Allohning taqdiri ekan. Alloh shuni xohlagan ekan. Endi qo'limizdan nima ham kelar edi. Taqdir, axir taqdirga iymon keltirganmiz u deydi. Shunga o'xshagan chiroyli so'zlar bilan o'zini nuqsonini nima qilmoqchi bo'ladi? Yopmoqchi bo'ladi. Sahobalar bunaqa yo'l tushmagan birodarlar. Agar tavhidni yaxshi tushungan bo'lsangiz, bunaqa yo'l tushishingiz kerak emas. Sababni zo'r qilasiz, natijani Allohga topshirasiz, xotirjam turasiz. Mana shu haqiqiy tavakkulchilik bo'ladi.
Xullas, foyda topish uchun qilishingiz kerak bo'lgan qanaqa ishlar bo'lsa qilasiz, u yoqani Allohga tavakkal deysiz. Agar Muhammad alayhisalomning chinakam ummati bo'lishni xohlasak, ashoblarning yo'liga ergashishimiz kerak bo'ladi, sabablarni qoyim qilishimiz kerak bo'ladi. Mana Alloh taolaning eng sevimli bandasi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. Hammamizdan Allohga mahbub. Hammamizdan Allohni yaxshi taniydi. Hammamizdan ko'ra Allohdan ko'proq qo'rqadi. Shu zot har qanday duosi ijobat bo'lgan zot o'zini hayotida chiqqan muammolarini duo bilan hal qilmagan. Masalan, Badr g'azotiga chiqqanida 314 ta musulmon, 1000 ta mushrik. Qo'lini ko'tarib, Parvardigor, o'zing tinchitib qo'ygin deb o'tirardilarmi? Yo menga ikkita bir farishtani tushirib qo'y, shular muammoni haq qo'ysin dedilarmi? Yo'q. Duo qilsa ijobat bo'lishi aniq bo'lgan zot oddiy odamlar qilish kerak bo'lgan ishni ko'rsatib berdilar. Yoki Xandaqda, Xandaq g'azotida 3000 kishi bo'lib Xandaq qazishdi. Mushriklarning adadi katta ekanligini bilganidan keyin Rasululloh oddiy inson nima qilish kerak? Sababini qilish kerak. O 3 kilometrga yaqin Xandaqni 3000 kishi bilan kavladilar. Agar faqatgina duo bilan ish bitadigan bo'lganida Muhammad alayhisalomning duosi aniq ijobat edi. Yo'q, Rasululloh unday qilmadilar. Toki ummatlar o'rgansin sunnat nima ekanligini. Hijrat qilganini ko'rmaymizmi? Alloh azza va jalla payg'ambarimizga hijrat qilishga izn berganida 10 ga yaqin sabab tiqildilar. Bo'lmasa bitta duoni qilib, omin Parvardigor, o'zim hijratimni bexatar qilgin, safarimni Alloh akbar deb turib, shunda ko'zga ko'rinmasdan Madinaga yetib qolishi mumkinmidi? Yoki ikkita farishtani qanotiga chiqib borib olishi mumkinmidi? Yo'q, unday qilmadilar. Maqsad Isaloma Madinaga hijrat qilib borib olish. Maqsad shu. Endi bunga olib boradigan sabablarni qarang. Rasululloh xabarni maxfiy qilishlik uchun Makkaliklar uyda o'tiradigan issiq paytda uydan chiqdilar. 1. Yuzini to'sib oldilar. 2. Abu Bakr Siddiqning uyiga kirib turib, yonida turgan qizlarni chiqaring bularni, maxfiy xabar bor dedilar. Hijrat qilayotganlarida Rasululloh o'zini to'shagiga Ali ibn Abi Talib yotqizib qo'ydilar. Shimolga yurish to'niga janubga yurdilar. Savr g'origa borib 3 kun o'tirdilar. 3 kun o'tirib, keyin ketdilar. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun biz faqatgina duo qilib o'tirib, sababini qilmaydigan bo'lsak, biz hargiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning haqiqiy ummati bo'la olmaymiz. Agar sen birodar haqiqiy muvahhid bo'ladigan bo'lsang, sabablarni qilishing kerak, beparvo bo'lmagin. Sabablarni qoyim qilishing seni muvahhid ekaningni dalili bo'ladi. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima va assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.